Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel Güvenlik 91. Temel Eğitim 17 Nisan 2021 yazılı sınav sorularını değerlendirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Birinci bölümümüzde 25 adet soru çözeceğiz arkadaşlar. A kitapçığını değerlendiriyoruz. Bazı arkadaşlarımız mutlaka hocam kitapçığı da bize söylerseniz çok memnun oluruz diyen arkadaşlarımız vardı. A kitapçık sorularını birinci bölümde alıyoruz. 4 bölüm olarak seçeceğiz arkadaşlar. 25-100 soruyu 4 bölümde çekeceğiz. Bilginiz olsun. Evet. Birinci sorumuz. Polis vazife ve selahiyet kanununa göre polis önleme aramasını aşağıdaki yerlerden hangisinde yapamaz? A. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılan yerlerde. B. Umumi ve umuma açık yerlerde. C. Kamuya açık olmayan iş yerlerinde. D. Her türlü toplu taşıma araçlarında. E. Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde. Evet. Arkadaşlar burada polis vazife ve selahiyet kanununa göre polis önleme aramasını aşağıdaki yerlerden hangisinde yapamaz diyor. Bakın. Bildiğiniz gibi arkadaşlar kamuya açık olmayan kamuya açık olmayan iş yerlerinde yapamaz değil mi? Evet. Ceyhan seçeneğimiz burada. Doğru cevap. İkinci sorumuza bakalım. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre özel güvenlik komisyonu aşağıdakilerden hangisinde yetkili değildir? A. Özel güvenlik eğitim kurumlarında bulundurulabilecek silah sayısını ve niteliğini belirlemek. B. Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak. C. Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek. D. İşi veya konumu sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine özel güvenlik personeli istihdam etmesine izin vermek. E. Özel güvenlik görevlisi İstihdam etmeyen yerlerin özel güvenlik iznini resen iptal etmek. Evet arkadaşlar burada da 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre özel güvenlik komisyonu hangisine yetkili değildir? Tabii ki özel güvenlik görevlisi istihdam etmeyen yerlerin özel güvenlik iznini resen iptal edebilir mi? Tabii ki edemez arkadaşlar. Cevap burada Edirne seçeneğimiz doğrudur. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Kolay bir soru. Hemen bir birinci sorunun bakın arkadaşlar devamını sormuşlar. Özel güvenlik izninin verilmesi bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin hususlar hangi kanunla düzenlenmiştir? Özel güvenlik kanunu sormuşlar burada. Bakın arkadaşlar 5188, 2559, 3201, 2803, 2692. Evet arkadaşlar bazı sorular bakın banko, kek sorular dediğim sorulardan birisi bakın burada. 5188 sayılı kanun özel güvenlik kanunudur değil mi? Adana seçeneği doğrudur. Evet. Yine dördüncü sorumuz da kolay bir soru. Özel güvenlik eğitim sertifikalarının geçerlilik süresini sormuşlar arkadaşlar. Daha önceki sınavlarda da çıktı. 5 yıl değil mi? Evet burada da 5 yıl arkadaşlar. Okumama gerek yok diğer seçenekleri. 5 yıldır özel güvenlik eğitim sertifikasının süresi. Beşinci soru devlet hava meydanlarında koruma kuruma ait demirbaş yivsiz av tüfeği ile görev yapan silahlı özel güvenlik görevlisi Tufan kimlik kartı ile beraber aşağıdakilerden hangisini taşımakla yükümlüdür? A. Görev belgesi. B. Yivli av tüfeği ruhsatı. C. Avcılık belgesi. D. Silah bulundurma ruhsatı. E. Özel güvenlik silah taşıma bulundurma belgesi. Değil mi arkadaşlar? Bakın burada da dikkat ederseniz devlet hava meydanlarında kuruma ait demirbaş yivsiz av tüfeğini ile görev yapan silahlı özel güvenlik görevlisi Tufan kimlik kartıyla birlikte taşıma silah taşıma belgesini bulundurma belgesini mutlaka taşımakla
yükümlüdür, değil mi? Evet, Edirne seçeneğimiz doğru cevabımız. Altıncı sorumuza geçelim. Özel güvenlik görevlisi Rıza çalıştığı kurum müdürü makam aracıyla kuruma giriş yapacağı için kurum giriş kapısına çok yakın ve cadde üzerinde park halindeki aracın sahibinden aracını bulunduğu yerden kaldırmasını ister. Onaylı üniforma ve teçhizatı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla görev yapmakta olan Rıza aşağıdaki hususlardan hangisiyle ilgili kusurlu davranışta bulunmuştur? A. Görev alanı, B. Görev süresi, C. Görev teçhizatı, D. Görev üniforması, E. Özel güvenlik kimlik kartı. Tabii ki burada arkadaşlar bakın görev alanı dışında bir müdahalede ne yapamaz? Bulunamaz. Evet, burada görev alanı cevabımız doğrudur. Evet. Adana seçeneği burada 6. sorumuzun cevabı. Hemen 7. sorumuza bakalım. Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkileri 5188 sayılı kanunda açıkça sayılmıştır. Evet. Aşağıda sayılanlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine verilen yakalama yetkilerinden değildir? Evet. A. Ceza Muhakeme Kanunu'nun 90. maddesine göre yakalama. B. Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama. C. Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama. D. Olay yerini ve delilleri koruma. Bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 168. maddesine göre yakalama. E. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yakalama. Evet arkadaşlar burada dikkat edersek 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yakalama nedir? Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkilerinden birisi değildir. Edirne seçeneğimiz burada doğrudur. Hemen 8. sorumuza geçelim. 4857 sayılı iş kanununa göre ücret kesme cezası için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. B. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekiyor. C. Ücret kesme cezası nedeniyle kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz. D. Ücret kesme cezası nedeniyle kesilen paralar vergilerin ödenmesinde kullanılır. E. Her işveren iş yerinde ücret kesme cezası nedeniyle kesilen paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Evet arkadaşlar burada da doğru olmayan 4857 sayılı iş kanununa göre ücret kesme cezasında hangisi doğru değildir? Tabii ki burada ücret kesme cezası nedeniyle kesilen paralar vergilerin ödenmesinde kullanılmaz. Değil mi arkadaşlar? Diğerleri doğrudur. Denizli seçeneği yanlıştır. Evet burada cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen 9. sorumuza geçelim. Özel güvenlik görevlisi Mehmet'in zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşması halinde hakkında hangi kanuna göre işlem yapılır? Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Kabahatler Kanunu. Evet arkadaşlar burada Mehmet'in bakın özel güvenlik görevlisi Mehmet'in zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşması Türk Ceza Kanunu'na göre nedir? İşlem yapılır değil mi? Bursa seçeneğidir cevabımız. Evet. Hemen onun sorumuza geçelim. Kendisine sebep gösterilmeden ücret kesme cezası verilen özel güvenlik görevlisi Ahmet hakkını hangi kanun hükümlerine göre aramalıdır?
İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz işle ilgili değil mi? Ücret kesme cezası. Ücret kesme cezası dediğine göre işle ilgili kendisine sebep gösterilmeden bir işçinin özel güvenlik görevlisinin maaşını kesmek ne demek? İş kanununa göre hakkınızı arayabilirsiniz. Adana seçeneği doğrudur. 11. sorumuz, özel güvenlik birimleri ve görevlileri görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisiyle görevli ve yetkili değildir? A. Suça el koymak, suçun devamını önlemek. B. Şüphelileri sorgulamak. C. Olay yerini ve suç delillerini muhafaza etmek. D. Suç delillerini yetkili genel kolluğa teslim etmek. E. Araştırma ve delil toplama faaliyetlerine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olmak. Burada da arkadaşlar şüphelileri sorgulamak değil mi? Özel güvenlik görevlileri görev alanında bir suçla karşılaştığında şüphelileri sorgulayamaz arkadaşlar. Şüphelileri kim sorgular? Emniyet güçleri değil mi? Evet. Emniyet güçleri sorgulayabilir. Evet. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 12. sorumuz, güvenlik hizmeti verilecek tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Koruma ve güvenlik planlarının bir örneği 15 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na bildirilir. B. Koruma güvenlik planlarının bir örneği hizmetinin başladığı gün mesai saati bitimine kadar valiliğe bildirilir, verilir. C. Koruma ve güvenlik planlarının bir örneği 30 gün içerisinde valiliğe verilir. D. Koruma güvenlik planlarının bir örneği 10 gün içerisinde en yakın genel kolluğa verilir. E. Koruma ve güvenlik planlarının bir örneği herhangi bir yere verilmeksizin denetimlerde ibraz edilmek üzere ilgili tesis veya alanda muhafaza edilir. Arkadaşlar bakın burada güvenlik hizmeti verilecek tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planları ile ilgili bulunduğunuz valiliğe 30 gün içerisinde bildirilmesi gerekiyor. 30 gün, evet, koruma ve güvenlik planlarının bir örneği 30 gün içerisinde valiliğe verilir seçeneği hangisinde? Ceyhan seçeneğinde var. Evet, hemen 13. sorumuza geçelim. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silahların görev dışında muhafazasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur? A. Genel kolluk sorumludur. B. Özel güvenlik izni verilen kişi, kurum veya kuruluş yetkilileri sorumludur. C. Özel görev dışında da özel güvenlik görevlisi sorumludur. D. Özel güvenlik iznini veren yetkililer sorumludur. E. Devir teslim ve rapor defterinde silahı en son teslim eden kişi sorumludur. Burada da arkadaşlar özel güvenlik izni verilen kişi, kurum veya kuruluş yetkilileri sorumludur seçeneğimiz. Bursa seçeneği doğrudur. Hemen 14. sorumuza geçelim. Müteşebbis Münevver Hanım'ın özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini almak için hangi bakanlığa başvurması gerekir? A. Milli Eğitim Bakanlığı. B. Aile ve Sosyal Çalışma Hizmetleri Bakanlığı. Evet. Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı. C. İçişleri Bakanlığı. D. Milli Savunma Bakanlığı. E. Sağlık Bakanlığı. Özel güvenlik şirketine faaliyet izni nereden alınır arkadaşlar? Tabii ki İçişleri Bakanlığı'ndan alınır. Değil mi? Evet. Bu soruda defalarca çıkan sorulardan birisi arkadaşlar. Evet. İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınır. 15. soru. Özel bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak olan Bahadır 4857 sayılı iş kanununa göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor.
İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır? 1 ay, 2 ay, 3 ay, 10 ay, 12 ay. Deneme süreleri arkadaşlar 2 aydır, değil mi? Evet. Cevap Bursa seçeneğidir. Evet. 16. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası veya yaptırım gerektiren fiillerden değildir? A. Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırmak. B. Mülki idare amirinin verdiği görevleri yerine getirmemek. C. Geçerli mazeret olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu bulundurmamak. D. Bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı öğrenip genel kolluğa haber vermemek. E. Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek. Evet. Burada idari para cezası veya yaptırım gerektiren fiillerden değildir sorusu. Evet arkadaşlar, burada özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek değildir. Evet, Edirne seçeneği burada doğru cevabımız. 17. soruya bakalım. 5188 sayılı kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına tazminat ne şekilde ödenir? A. İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. B. Tazminat ödenmez. C. Uzlaştırmacı marifetiyle anlaşma sağlanır. D. Tüketici hakem heyeti karar verir. E. Sadece silahlı görev yapanlar tazminattan yararlanabilir. Evet arkadaşlar, burada iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir, değil mi? Evet. Adana seçeneğimiz doğru cevabımız. Hemen 18. soruya bakalım. Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet'in aşağıda belirtilen hususlardan hangisini yapması beklenmez? A. Görev yeriyle ilgili güvenlik talimatını okuyarak koruma ve güvenlik hizmetleri dışında vereceği hizmetler hakkında bilgi sahibi olur. B. Silahlı olarak görev yapacağı yerde görev alanının sınırlarının neresi olduğunu öğrenir. C. Görev yerine tahsis edilen silahın taşıma ve bulundurma belgesinin olup olmadığı, silah seri numarası ile belgedeki numaraların aynı olup olmadığını, belgenin süresinin dolup dolmadığını inceler. D. Görev yerinin hangi genel kolluğun sorumluluk alanında olduğunu öğrenerek gerek duyduğunda irtibata geçebileceği genel kolluğa ait numaraları tespit eder. E. Silahını görev bitiminde devir teslim ve rapor defterine kaydederek teslim eder. Evet arkadaşlar, burada da görev yeriyle ilgili güvenlik talimatını okuyarak koruma ve güvenlik hizmetleri dışında vereceği hizmetler hakkında bilgi sahibi olur. Şıkkımız nedir? Beklenmez. Evet, cevabımız burada Adana seçeneğidir. Hemen 19. sorumuza geçelim. İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. Hükmü aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır? A. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun. B. 4857 sayılı iş kanunu. C. 2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanunu. D. Türk ceza kanunu. E. Türk medeni kanun. Evet, burada dikkat edersek arkadaşlar,
4857 sayılı iş kanununda yer almaktadır, değil mi? Bursa seçeneğimiz doğrudur. İşçi, bakın, iş sözleşmesi dediğine göre arkadaşlar, tabii ki iş kanunuyla ilgilidir. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Hemen 20 soruya bakalım. Özel güvenlik görevlisi Canan, görev alanında kişilik hakkına saldırı yaptığı gerekçesiyle bir ziyaretçinin açacağı hangi davanın muhatabı olamaz? A. Saldırı tehlikesinin önlenmesi davası. B. Sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespiti davası. C. Maddi tazminat davası. D. Manevi tazminat davası. E. İptal davası. Evet arkadaşlar. Hangisi olamaz? Tabii ki bakın burada Edirne seçeneği, değil mi? İptal davası muhatabı olamaz. Edirne seçeneğidir 20. sorumuz. 21. sorumuza bakalım. Bir suçun işlendiği veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir? A. Görgü tespit tutanağı. B. Olay tutanağı. C. Nöbet devir teslim tutanağı. D. Tespit tutanağı. E. İhbar tutanağı. Tabii ki burada da ihbar tutanağı, değil mi arkadaşlar? Edirne seçeneğimiz doğrudur. 22. sorumuza bakalım. Motorize devriyenin avantajları ile ilgili hangisi doğru değildir? A. Personelden ve zamandan tasarruf sağlar. B. Olaylara zamanında ve anında müdahale imkanı sağladığından caydırıcılık etkisi fazladır. C. Personelin tehlike ve saldırılara karşı korunma imkanı fazladır. D. Olaylar ve kişiler hakkında yüz yüze bilgi alma, bölgeye giren ve çıkan kişileri takip etme şansı azalır. E. Oto ile malzeme ve donanım taşıma imkanı olduğundan. Evet arkadaşlar, hangisi motorize devriyenin avantajları ile ilgili doğru olmayanı sormuşlar burada, bakın. Tabii olaylar ve kişiler hakkında yüz yüze bilgi alma, bölgeye giren ve çıkan kişileri takip etme şansı azalır mı? Tam tersi arkadaşlar, çoğalır, değil mi? Evet, Denizli seçeneğimiz burada doğrudur. 23. sorumuza bakalım. Nokta görevlisinin görevine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Nokta görevlisi nokta çevresinde şahit olduğu herhangi bir hukuki değeri olmayan olayları takip etmek amacıyla görev yerini terk ederek müdahale eder. B. Nokta görevlisi nokta yerine kendisini meşgul edecek kişilerin girişine müsaade etmez ve zorunlu olmadıkça nokta içine hiç kimseyi almaz. C. Nokta görevlisi kafasına göre üniformalı veya sivil şekilde görevini yapar. D. Nokta görevlisi her gelenin elle üst aramasını yaparak içeriye alır. E. Karşılığı gelmeden nokta yerinden ayrılabilir. Burada yanlış olanı, doğru değildir. Nokta görevlisinin görevine ilişkin aşağıda hangisi doğrudur, pardon. Doğruyu biz bulacağız arkadaşlar. Nokta görevlisi nokta yerine kendisini meşgul edecek kişilerin girişine kesinlikle müsaade etmez, değil mi? Zorunlu olmadıkça nokta içine de kimseyi almaz, doğrudur. Evet. Bursa seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar burada, evet. 24. sorumuz. Devriye görevi yaptığı güzergahta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet'in aşağıda belirtilen müdahalelerden hangisi yanlıştır? A. Paketin çevresinde mümkün olduğu kadar geniş bir emniyet hattı oluşturur. Şimdi arkadaşlar, devriye görevi yapıyorsunuz. Şüpheli bir paket gördünüz. Yani ne yapmanız gerekiyor?
Ne yaparsanız doğru, ne yaparsanız yanlış soruyor. Bakın burada. Paket çevresinde geniş bir önlem alır mısınız? Evet alırız. Paketin olduğu bölgeden insanların tahliye edilmesini sağlar mısınız? Evet doğrudur. Paketin üzerine örter ve kimsenin dokunmasın diye yanında durur musunuz? Hayır, değil mi? Pakette bomba olabilir. Kesinlikle yanında durulmaz. Burada yanlış olanı sormuşlar. Bakın arkadaşlar, diğer şıkları okumadan şu yanlışı bulduk. Ceyhan seçeneği yanlıştır. Evet, deniz seçeneği yine okuyalım. Polis jandarma gelinceye kadar çevreden paketle ilgili bilgi toplamaya çalışır. Edirne seçeneği genel kolluk geldiğinde topladığı bilgileri aktarır ve emrine girer. Evet doğrudur. Denizli ve Edirne seçeneği de doğrudur arkadaşlar. Birinci bölümün son sorusu arkadaşlar. Özel güvenlik görevlisi Mehmet hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtilmesi gereken hususlardan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Olayın meydana geldiği yer ve zamanı belirtir. B. Yakalama nedenini belirtir. C. Elde edilen suç unsurları ve delillerden bahseder. D. Yakalama esnasında ve direnme neticesinde şahıs yaralanmışsa belirtir. E. Direnme neticesinde zor kullanmışsa belirtmez. Yanlış olanı soruyor bakın burada. Denizli Edirne seçeneği diye mi arkadaşlar? Direnme neticesinde zor kullanmışsa belirtmez diyor. Belirtmesi gerekir. Evet, Edirne seçeneği doğrudur. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı ve kazasız günler, sınavlarınızda başarılar diliyorum. İkinci bölümde 17 Nisan 2021 ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.